aklım alacaksın, bana cefa yapacaksın, sevdalara salacaksın. Bilemedim, 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 bilemedim. Belki rahatsız ediyorum ama görüyorum ki çok üzüntülüsünüz. Derdiniz nedir, sorabilir miyim? Gel bakalım evladım, gel. Geç şöyle yerine otur. Çayını getireyim mi kızım? Yumurta, tereyağı istemezsin. Reçel! Ekmeğini kızarttırayım mı? İstemem. Allah Allah! Bu gençlik, bu güzellik baki değil ki, laf tanımam, iştahım bile olmasa zorla yiyeceksin. İnsanı keder değil, gıda yaşatır. Yiyeceksin kızım, can boğazdan gelir, bir şeyler getireyim. Buyurunuz efendim, buyurunuz. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Çelen, koş, yumurta reçel ne varsa getir. Hadi bakayım, koş, çabuk. Başüstüne şimdi getiririm. Çayı da tazele. Olur. Thank you.
Affedersiniz, belki rahatsız ediyorum. Fakat sizden ayrılamıyorum. Öyle mahzun, o kadar üzgün bir haliniz var ki. Merakımı mucib oldu. Kimsiniz? Derdiniz nedir? Sizinle tanışmak, size yardım etmek, belki de hayatınıza girmek... ...benim için önüne geçilmez bir arzu haline geldi. Tecessüm af buyurun, gazeteciyim. Emriniz? Masanın bütün hesabı bana ait olmak üzere bir kişilik kahvaltı daha getirin. Baş üstüne. Ah, hanımefendi gidiyor. Üstü kalsın. Çok teşekkür ederim. Affedersiniz, kimdi bu hanım? Bilmem. Şu dört gündür hep aynı saatte gelir. Bazen kahvaltı eder. Dur, dur, dur! Sen söze karışma demedin mi? Peki. Bazen de bir erkek peşine takılırsa... ...bu kızcağız işte böyle sıkılır gider. Ya. Var bir derdi ama öğrenemedik. Sormadınız mı kimdir, kimin nesidir? Sormaz olur muyum? Adımı ne yapacaksınız? Bana sadece kızım deyin, kafi dedi. Zavallı, garip, meçhul, acayip bir kız. Şüphe yok ki hayatı esrar ve maceralarla dop dolu. Yarın sabah da gelir mi acaba? Gelir herhalde. Çabuk topla. Yeni bir müşteri olur. Gelirse veririz. Bozulmadı ya, çayı da ısıtırız. Tabii. Çabuk, çabuk. Bütün gün, bütün gece sizi düşündüm. Bir istiyor ki bana... ...işte aradığını buldum, namuslu bir kız. Evlen onunla. Ama siz bu ne telaş, sen beni beğendin, sevdin ama... ...bakalım ben de aynı fikirde miyim diyeceksiniz. Belki haklısınız. Fakat ben de şunu anlatmak istiyorum ki... Kahvaltı iki kişilik değil mi efendim? Yumurta, reçel, lüle kaymağım da var. Kars peyniri, kaşar, beyaz peynir, yeşil zeytin... Komple çay. Ne münasipse getir işte. Emredersiniz beyim. Elbette ki sizi memnun edeceğim. Hikayelerimde aşkı fevkalade tasvir ederim ama... ...iş ciddiye binince işte böyle dilim dolaşıyor. Halbuki ne laflar hazırlamıştım dün gece.
İnanın kalbim o kadar kaynadı ki size. Belki siz de yetimsiniz, kimseniz yok. Aşağı yukarı ben de öyleyim. Bir tek annem var benim. Saadetim için hayatını heder etmiş bir anne. Tek emeli teliyle dua ile bir gelin mürüvveti görmek. Ama nerede öylesi? Mesela işte siz, benim bu temiz hislerime cevap verebilecek misiniz? Soruyorum, konuşun lütfen. Ne çabuk aşık oldun, böyle alemin üç sevgi olur mu diye sormadan sevebilir misiniz beni? Evlenebilir misiniz? Mesut bir yuva kurmak için benim kadar siz de telaş ve heyecan gösterebilir misiniz? Bakın, tek kelime konuşmuyorsunuz. Ne çıkar konuşmuşum? Hangi kız telini duvağını sürüyerek gelin olmak istemez? Ama nerede o vicdan sahibi erkek? İlk tanıştığı zaman sizi evine davet eden, sizinle yalnız muvakkat bir dostluk için konuşan bir erkek olmadığımı anlatacak kadar vaktiniz olsaydı, böyle konuşmayacaktınız. Yarın da gelecek misiniz? O gelirse gelirim tabii. Ya gelmezse? Şu etmediğimiz kahvaltının parasını, üstü kalsın. 2,5 bu beyim. 2,5 mu? 10 lira diye vermişim, dalgınım, affedersin. Rica ederim beyefendiciğim, teklif mi var? Burası sizin, vermezseniz ne olacaktı ki? Vermese ne olacaktı ha? Sen adamda metelik bırakır mısın hiç Memdu amca? Git işine bacacık! Yarın sabah gelecek misiniz? Gücendiniz mi yoksa? Taksi! Üç sabah sonra tekrar geleceğim. Üç sabah sonra, bu sabah, yarın sabah, öbür gün sabah. Bu sabah saydı mıydı acaba? Perşembe mi gelecek, cuma? Hay Allah! En son lafı bu oldu işte. Üç sabah sonra bekle beni. Ne dersin Gafsi abi, nasıl bir kız acaba? Çözebilecek misin hayatının sırrını? Şeytan diyor ki evlen bu kızla. Bana kalırsa hayatını yaz daha iyi. Çünkü merak, heyecan yaratan mevzuları halk çok tutar. El avantüre bayılır. Çok doğru. Demek bu kızın hayatını yazsam meşhur oldum gitti demektir. Ama yazamam ki. Neden? Tutuldum çünkü. Yazmak şöyle dursun, hayatını düşünmek bile deli ediyor beni. Ya lekeli bir kadınsa? Ya beni sevmez evlenmezse? Ya evlenir de mesul olamazsa? Öyle ya. Yok mu kimsesi? Nenin nesi bu kız? Ah, bir öğrenebilsem. Derhal müsül al Nejat. Ha? Vallahi ciddi söylüyorum. Hemen müsül al sen. Ne müsülü ya? Gene bir keramet sordun abi. Sıkıntın var oğlum senin. Okumadın mı o romanı sen? Aşk müsille tedavi edilir diyordu hani. Bırak alayı be abi. Ne alayı evlat? Başka derdin yok mu senin? Bu devirde aşık olanın aklı var mıdır? Kılavuz bulduk, yol sorduk. Hey gidi gençlik hey. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar
yolculuk var yarın. Kapıldım gidiyorum. Bahtımın rüzgarına ey ufuklar diyorum. Yolculuk var ya. Biraz gülsene. Bir türlü anlayamadık şu derdini. Bizim terzihaneye geleli bir hafta oldu. Hala neden hayata bu kadar küskün şu Süheyla? Bir türlü öğrenemedik. Vardır bir sebebi. Dünya bu. Dertsiz insan olur mu? Halbuki bizim terzihanenin işleri o kadar zahmetli değil. Değil ama... Göremedik nedense sizin şu terzihaneyi. Yok. Bak, belki bizim için kötü şeyler bile düşünebilirsiniz. Ama o eve erkek ayağı bastırmam. Teyzemiz insan kadındır. Bilen bilmeyen neler söylemez onun için. Ama o kadar iyi kalpli, o kadar namuslu bir kadındır ki. Adam sende. Koy el alem ne derse desin, biz eğlencemize bakalım. Varsın desinler deli, oynamalı gülmeli. Bu hayat böyle geçer kızlar. Ah.
mesut oluruz. Belki de bedbaht. Ben artık her şeyi Allah'tan bekliyorum. Çalıştığım terzihaneyi görmek, beni teyzemden istemek arzusundasınız. Pekala Necat Bey. Verdiğiniz bu adrese telefon eder, sizi çağırırım. Bir de onlara danışayım. Nasıl isterseniz. Ne zaman arzu ederseniz. Ben her zaman, her şeye, her emrinize hazırım. Güle güle beyefendi. Güle güle beyefendi. Ha, kahvaltı parasını unuttuk desenize. Şu 2,5'la bu onluk fazla beyefendi. Fazla değil, az bile. Siz bana uğur getirdiniz. Aman efendim, siz her zaman buyurun efendim. Buyurun, bekleriz. Buyurun da kasaba amcam size hürmetlice bir satır atsın. Ya, hayat bir facia benim için. Neyi anlatayım, nesini anlatayım? Yürekleri parçalayan hazin bir macera benim hayatım Jale. Ah Jale, bir insan talihsiz yaratılmışsa fayda yok kardeşim. Alnına yazılanı muhakkak görecektir. Doğru. Ben de senin gibi az çekmedim. Yetim büyüdüm Jale. O kadar çok ıstırap çektim, öyle hırpalandım ki. Bin bir mahrumiyetle geçti ömrüm. Annem beni doğururken ölmüş, babam büyütmüştü beni. İyi adamdı, pırlanta gibi kalbi vardı. Fakat çok içiyordu. Gece gündüz durmadan içiyor, ağzına lokma koymuyordu. İki leblebiyle ömür geçer miydi? Kurumuş, kupkuru kemik kalmıştı. Zaten kalbi zayıftı, sık sık kriz tutuyor. Doktorlar bu böyle giderse ölecek diyorlardı. Baba, babacığım kalk. Dur bir bardak su serpeyim, bak nasıl ayılırsın. Geçen de suyu suratına yiyince nasıl kımıldandın. O zaman da böyle öğle gibi sızmıştın. Öğle güneşinde hiç rakı içilir mi? Ferahlarsın, hadi kalk. Bak sonra niye su serptin diye gücenme bana ama. Başka çarem yok. 1, 2, 3. Baba! 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 Baba Başak! Başak! Baba! Başak! Leyla! Baba! Abla ne oldu? Öldü! Babam öldü! Canım benim, canım babacığım. Gel abla, gel içeri girelim. Annemlere haber verelim. Hadi. Kimsesiz, yapayalnız kaldım. Yapayalnız. Ablacığım. Ablacığım. Nasıl öldü? Ben artık bu evde duramam. Babam benim her şeyimdi. Nereye baksam onun hayalini göreceğim Nura. Nura bittim artık, bittim. Mahvoldum. Zavallı ablacığım. (Gülüyor)
nereye abla? Nereye? Bu hayallerden, bu hatıralardan kurtulmaya, bu evden uzak kalmaya, icap edersin sürünmeye, sürünmeye gidiyorum. Dayanamayacağım kardeşim, dayanamayacağım. Ah, nereye baksam babamı hatırlıyorum. Zavallı babamı. Babamı ve onun katillerini. Abla, ablacığım. Ben bekarım, evlenirsen seni alırım. Kimin kimsen yok galiba, şurada tena bir köşe var, gel orada konuşalım. Bırak beni! Ah, imdat! Bırak diyorum! Her kuşun eti yenir mi? Ah. Sokak ortasında yumruk ha! Ah. Yapma! Oh. Yeter be! Kaçtı patron, koş peşinden. Yavaş be Niyazi, kız numara olduğunu fark ederse sürü yüz vermez sonra bana. Ah! 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 Numaracığım! Kusura bakma hanımefendi, böyle kendini bilmez adamlara benim de uymam doğru değildi ama görüyorum ki çok namuslu bir kızsınız. Belki de hayatta yapayalnızsınız. Yok, durun. Gitmeyin. Ben dünyanın en temiz kalpli insanıyım. Düşkünlere yardım için hayatımı bile seve seve veririm. Gördünüz ki sizin için dövüşe bile atıldım. Hatta icap ederse ölüme bile hazırım. Buna inanın. 3 gündür peşinizdeyim. Sizi çok beğeniyorum. Eğer arzu ederseniz... Hanımefendi, hanımefendi! Senin yaran
hiç kimseler alim bilmez. Of, 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 of. Kaderin çekersin, çekersin sen bile bile, derdin bitmez gözüm dinmez, hiç kimse şiir tepemize. Şaşkının biri polise gider, sonra evi arayıp taramaya başlar. İmdat! Boyamız gırdana çıkar, sus diyorum! Tanımadın mı beni? Ben Mahmut. Kadri'nin canciğer arkadaşı, sırdaşı Mahmut. Ne işin var gizlice yatak odamda peki? Git! Git hadi, cehennem ol! Kadri daha iyi bilir ne işim olduğunu. Sana söylenmez ki. Kadınların ağzında bakla ıslanmaz. Kısacası Kadri de ben de suçlu sayılmayız. Biz onların vasıtasıyız. Belki bir gün polis bizi de enseleyecektir ama bak yani bu Kadri müthiş adamdır. Senden nikahlanmasını istiyorsan şu dilim var ya ona derhal bir kilit as. Kulaklarını da sağır et. Aslına bakarsan görmedim bilmem birçok kaza belasa varmış. Oho, Naşo da geldi işte. İşin ne senin burada? İşin ne senin burada dedik? Duymadın mı? İçki seni bunak yapıyor Kadri. Ha, tamam. Kimse bir şey çakmadı ya. Çaktıysa seninki çaktı. Bana bak. Eğer ağzını sıkı tutmazsan yanarsın alemallah. Yanar. Yanar. Yapamam Kadri. Ben dansözlük yapamam. Hoppala! Çuvalladı gene bizim aşık. Senin sevgini bir türlü anlamadım. İnsan kocasının bir dediğini iki eder mi? Bu ne biçim aşk? Ama ya senin teklifin? İnsan karısının namusunu, şerefini pazara çıkarır mı? Heh! O tiyatrolarda, gazinolarda, barlarda çalışanlar namussuz, şerefsiz mi yani? Kimsenin namusuna, şerefine lafım yok benim. Arzum bu değil Kadri. Ben yuva kurmak istiyorum. Barların kadını, cambazhanelerin oyuncusu, gazinoların şarkıcısı olmak istemiyorum ben. Ama onları da hiçbir zaman hakir görmüyorum. Evimin bekçisi, yavrumun nöbetçisi olmak istiyorum. Her genç kız gibi benim de bir muradım var. Nasıl ki şerefli bir subayın pırıl pırıl üniforması varsa, genç kızların da teli duvağı, parıldayan bir gelin elbisesi vardır.
bunu giy, bütün dünyaya alnı açık, lekesiz, tertemiz haykırabilmeliyim. Gelin oldum ben, gelin diyebilmeliyim. Ne saadet değil mi? Sen bir de şu kızların giydiği elbiseye bak. Şu allı pullu, pırıl pırıl göz kamaştıran elbisenin haşmetine, azametine bak. Sen de akıl olsa o gelin elbisesi dalgasına pas geçer, bunları giyer, avuç dolusu altın kazanırsın. Bak o zaman seni nasıl severim. Herkes seni alkışladıkça ben iftihar ederim. Sözün kısası, ya bu deveyi güdeceksin, yahut bu diyardan gideceksin kızım. Sana söylüyorum Süheyla, ben münakaşadan haz etmem, kestirme laf. Teklifimi kabul ediyor musun, etmiyor musun? Hayır Kadri, ister gücen ister darıl. Ben senin arzuna göre yaratılmış bir kız değilim. Bu deveyi güdemeyeceğim, yapamayacağım Kadri, içimden gelmiyor. Ben erkek olarak yalnız seni tanıdım. Zorlasan, öldürsen bile başka erkeklerin karşısına o açık saçık elbiselerle çıkamam. Benim erkeğim sensin, yalnız sen. Hatta bu adamların burada olmaları bile beni müthiş üzüyor. Bu inadınla anlaşmamıza imkan var mı? Nasıl yuva kurabilirim senin gibi aksi bir kızla? Nasıl? Gördün mü bak? Sen bu kafayla bir baltaya sap olamazsın kızım. Elden kaçıracaksın bu adamı. Kaçıracaksın. Ömrümün harap olduğunu, genç kızlık hülyalarımın artık mahvolduğunu iyice anlamıştım. Hele bir tesadüfün eseriyle elime geçen şu zarf içindeki evrak, Kadri'nin ne tıynette bir adam olduğunu bana o kadar iyi izah ediyordu ki. Sakladım kağıtları. Artık onunla bu çatı altında yaşayamazdım. Gel güzelim, sıkılma. İşte bak, senden hayır gelmeyince senin yerine yıldız yapmaya, meşhur yapmaya karar verdiğim bu genç, bu güzel kadını takdim etmeye geldim. İnanmıyorsun değil mi? Akşam doğru tiyatroya. Oradan işçilik kazınıyor, sonra bara. Daha doğrusu para kazanmaya, para. Ama sen merak etme, biz seninle gene evleneceğiz. Mesut yuvamız, yavrularımız olacak. Hem de 8-10 tane. Sana en pahalısından bir gelin elbisesi yaptıracağım. Hepsini alacağım ama böyle olman şart. Böyle canlı, hareketli, para kazanmasını bilen bir kadın olman lazım ya. Ne o? Bu ne surat güzelim? Nefret ediyorsun benden ha? Evet, nefret ediyorum. Ama senden değil, kendimden nefret ediyorum. Belki de lanet ediyorsun. Ediyorum. Ama sana değil, ona değil. Kendime, kendime lanet ediyorum. Daha ilk gün, beni aldattığın, kanıma girdiğin o ilk günün gecesi, anlamalıydım, tanımalıydım seni. Kes dırdırını! Şakayı alayı severim ama bu kadarı fazla. Bir kelime daha konuşur, ufak bir hakaret daha savurursan kırarım çeneni. Gebertirim alimallah. Gebert, öldür. Ne istersen yap, çünkü kabahat bende. Kabahat benim gibi kızlarda, sizlerde değil. Kulaklarına fıslanan 2-3 parlak cümleye, hararetli bir buseye, oyulası o 2 gülen göze, seni alacağım diye söylenen o birkaç yalan söze kanan beyinsizlere, kendi cinsimin saf dillerine, kendime, kendimize buluyorum bütün kabahati. İsyanım budur işte. Bizleri hakir görüyorsun diye sana hem kızdım hem de acıdım küçük hanım. Ama haklısın. Sen bunun ne anasının gözü?
ne bitirin bir adam olduğunu bilseydin, evine adım atmak şöyle dursun, yolda görsen selam bile vermezdin. Çok met ediyorsun güzelim. Ben bu teveccühlere layık mıyım dersin? Bakma bize. Ayarımız, hamurumuz onunla aynı. Ne kısa ne uzun. Şansımız, hayatımız, işimiz, kısacası dalgamız onun dalgasıyla tıpatıp ucu ucuna denk. Ağlama güzelim. O kadar ilerlemedi senin felaketle. Daha başlangıçtasın. Ama bir gün bu gidişle sana her balta olan bunun gibi olacaksa, yuvarlanıcın uçurumda eni boyu bizimkinin tıpatıp aynı bir uçurum olacaktır. Hiç endazeye vurma. Aldığın elbiseleri götürecek değilim, merak etme. Benim eskilerim bana yeter. Gidiyor. Boş ver. Takmadım desem yalan. Yani seni tanıdıkça onun gibi ben de senden o kadar nefret ediyorum, o kadar nefret ediyorum ki. Boş ver güzelim. Nefret aşkın ta kendisidir. Çek şu elini be. Sen de erkek misin yani? Ben bar gazino dolaşıp kanter içinde para kazanacağım, sen haybeye geçineceksin. Yağma yok babalık. Kadın sırtından geçinen erkek midir? Kızcağız haklı, yerden göğe kadar haklı. Yesinler o bülbül, o avukat dilleri. Duh sana. Yüzüne tükürsem yağmur yağıyor diyeceksin. Bir anda soğudum Allah canımı alsın, soğudum. Nereye kız, çocukluk etme. Benden paso. Şunu iyi bil ki hiçbir kadın cinsine yapılan haksızlığı affedemez. Senin kahrınla giden şu zavallının önüne geçip de dur nereye gidiyorsun demedin ya, senin en büyük düşmanın ben oldum. Bunu bilmiş ol. Bırak beni vicdansız herif. Güzelim, nerede kaldın? Oh, affedersin. Nereye böyle? Kaybettiğim sevgiliyi buldum sandım da. Gitme, gitme kardeşim. Ben yaralıyım. Terk edilmiş bir aşık. Belki sen de terk edildin. Değil mi güzelim? Aşk bazen felakettir. Ah hemşire hanım, dertliyim. Çünkü sevgilim başkasının oldu. Başkasının ya. Dünyada her bir fert, her birinde bin bir dert. Ya. O kadın da benim gibi düşmüş. Zavallı. Ben anlarım. Ya. Ben anlarım. Sen ne anlarsın be? Derman kâr eylemez, eylemez. Kimsesizsin ha? Neyin olur senin bu adam? Hiçbir şeyim. Benim artık hayatta tek bir yardımcım yok. Yok, yok. Ah benim güzel kızım, ağlama. Ağlayıp da şu kıcık yüreğimi dağlama. Ah kızım, evladım, yavrum, ah bayıldı yavrucuk. Nesi var acaba? İhtimal açlıktan bayıldı. Açlıktan bayıldı, vah. Seni bize götüreyim. Kızım, yavrum. Ah. Uzan kızım, yat biraz, istirahat et. Yemek hazırlayın çocuklar. Çocuklar, bu kızcağızın hali yürekler acısı. Ah benim çileli başım. Kızcağızı akşam vakti parkta perişan görünce
Yüreğim nasıl kabardı. Rahmetli yavrumu hatırladım. O da sokaklarda can vermişti. Kızlar, kızlar, bu kıza iyi bakın, bağrınıza basın. Ona iyi bakarsanız rahmetli yavrum mezarında rahat eder. Ah benim temiz kalpli teyzeciğim. Yok. Ne dolapta ne terekte. Hiçbir yerde yok. Yok. Sen de bulamadın tabii. Kör müsün, yok işte. Korktuğun mesele ya polisin eline geçerse? Şey. Bana bak patron. Sakın bu evrakı senin Süheyla yürütmüş olmasın. Yok canım. Ama olur mu olur? Tabii ya. Sen daha kadın fendine gelmemişsin. O Süheyla öyle yere baktığının biri ki... İster misin senden muazzam bir intikam alsın? Vay canına. Giderken bavulunu yoklamak aklımdan bile geçmedi. Ama o zaman evrakın kaybolduğunun farkında değildin ki. Değildi ama... Bak, sinsi sinsi bizi yere serdi. Ne haber? Hah, intikam dediğin böyle olur işte. Bırak çeneyi. Acele sıva paçaları. Sen bir terzaneye girerken gördüm diyordun. Esaslı bir kolaçan edelim. Bakalım orada mı? Teyzenin ilacını aldıktan sonra biraz meyve... ...bir de o geçenki çikletten al sana zahmet. Ver kağıtları. Ne kağıtları? Bırak numarayı. Yaşatmam alimallah. Sen aldınsa çıkart. Ay yok. Yaktım onu ben. Yok bende. Yanında yok demek. Yarın sana öğleye kadar mühlet. Buraya getireceksin. Bak buralarda bekleyeceğim seni. Yarın saat tam 2'de. Getirdin getirdin. Getirmezsem ben sana bilirim yapacağım. Abi. Benim abi. Alarga ol. Bir kalabalık geliyor bu tarafa doğru, acele et. Şakam yok, bilirsin Süheyla. Yarın 2'den sonra kozlarımızı pay edeceğiz. Hayat memat meselesi bu. Ötesini sen bilirsin. Niye topluyorum? Düşmüş bir kız görünce sokak ortasında. Analık işte. Yavru hasreti. Ben de çırpındım yıllarca yavrum için. Yavrumun hasretimle uykusuz gecelerde sabahı gözyaşlarımla ederdim. Babası terk etti bizi. Terk etti ya. Erkek milleti bu. Bazı öyle canavarları vardır ki içlerinde sana sadece kadın diye bakar. Güzelliğindir onu mest eden. Sırf o anlık heyecan heves için güler yüzüne. Bir gün demez ki, her kadının vücudunda bir başka kadın daha vardır. Anadır kadının asıl adı ana. Koy el alem ne derse desin. Pekala yavrum, gelsin seni o alacak olan adam. Ağlama benim güzel kızım, ağlama. Senin saadetin, senin yuva kurman için her fedakarlığa başlayacağım. Gelsin yavrum, hadi kızlar. Çabuk, çeki düzen verin şu eve. Hadi Jale. Pervin, Jale, Ayten, hadi yavrum, düzeltin Süheyla'nın odasını. Ah, anacığım, canım anacığım benim. Öz annem kara toprakta değil sanki. Benim annem sen oldun. Allah gönlüne göre versin. Senin de yavrum. Geldi. Sözüm şaka geldi galiba.
Ver şu kağıtları. Aferteceğim seni. Ver şu evrakı. O da nesi? Dağ başı mı burası? Memlekette kanun var, kanun! Kızlar, alın elinize sopaları! Atın şu haydudu dışarı! Atın! Atın! Rezil olmaktan korkmasam görürdün sen! Dokunma kıza! Vurma diyorum sana! Çık dışarı zibidi herif, çık! Defol! Kimseyi alakadar etmez vurup vurmadım! O benim karım sayılır! Daha bir ay olmadı evimden kaçalım! Ne işi var böyle lekeli bir evde? Ne dedin, ne dedin? Sen adamın başını zorla derde sokarsın! Çıkıyor musun evimden, çıkmıyor musun? Bırak! Kağıtları almadan şuradan şuraya... Eyvah! Ne? Oh! Nejat geliyor! Oh evladım! Bittim, mahvoldum teyze! Oh. Oynaşın geliyor değil mi? Evinde ne namuslu evmiş analık! Bir pundunu bulup bastıracağım bu evi! Hmm. Bastıracağım! Ah, ah teyzeciğim, rezil oldum! Rezil oldum! Çık Kadri! Allah peygamber tanıyorsan çık bu evde, çık! Telimle, duamla beni alacak bir adam buldum. Bari her şeyi yaptın, şu kadarcık saadetim olsun mani olma. Yalvarırım çık git bu evden. Bak, layık olmadığın halde ayaklarına kapanarak sana yalvarıyorum. Ne olursun merhamet et. Kalk kızım, ah, kalk! Ona yalvarıncaya kadar sokaktan geçen uyuz köpeğe yalvar daha iyi. Bastıracağım bu evi, bastıracağım! Bastırabilirsin! Senden her şey umulur! Değil mi ki şu masum kızın kanına girdin, daha nicelerinin kanına girdin? Senden her şey beklenir! Düzen bas kukla! Ne? Tencerem kara, seninki bizimkinden kara! Bizi ihbar edecekmiş! Ay, hadi, yapmadım. Gitsene! Ne duruyorsun? Yapmadım. Deve, hadi! Şu evde Allah şahidim ki bir tek gün günah işlenmemiştir! Hayasızlık, şerefsizlik... Senin gibi pespayelerin harcıdır. Masumlara senin gibiler leke sürerler. Ah hoyrat! Eyvah! Eyvah teyzeciğim! Şimdi ne yapacağız? Seni alacak bu adam ha? Ben sağken alacak seni. Şaşarım aklını. Gel bakalım delikanlı. Bu hanımı mı arıyordunuz? Buyurun beyefendi. Eskiden benimdi, şimdi size devrediyorum. Hadi eyvallah! Hurdacı! İnanma! Sakın inanma ki! Ben... Ah. Hayır gitme! Gitme dur! Dur Nejat! Gidersen inan ki canıma kıyarım! Sen de beni terk edersen artık hayatta ne ümidim kalır! İşte sen! Bak sen bile acımıyorsun bana! Gözyaşlarıma, yalvarışlarıma, ayaklarına kapanıp merhamet dilenişime, inleyişime... Feryatlarıma sen bile kulak asmıyorsun! Yok! Yok bu dünyada bana acıyan! Kurtaran yok beni, yok! Halbuki ben gelin olmayı ne kadar isterdim! Yuva kurmak, ana olmak en büyük emelimdi! Pekala Nejat git! Sen de git! Git! Buradan şimdi bir erkek çıktı! Lekeli bu ev! Ben lekeliyim, bu kızlar lekeli! Yalnız namuslu sizlersiniz, siz erkekler! Yapar yakıştırır, yıkarsınız ellerinizi! Tertemiz olur adınız! Ama biz zavallılar, eksik etek biçareler... Sizin maskaranız, en kiriniz, oyuncağınızız, oyuncağınız! Hayır Nejat! Nejat hayır! Her genç kız namusludur! Analar evlatlarını namussuz olsunlar diye doğurmadılar! Allah bizi lekelenelim diye hark etmedi! Yüreğinde kor kor alev olmuş bir ümit yanar her genç kızın! Ana olmak, yuva kurmak! Bu ümidi siz yıkarsınız, bizi siz mahvedersiniz, siz! Genç kızlık iffetine saygı göstermeyen bir kısım vicdansızlarıdır bu isyanın! O vicdansızlar ki bizi kaldırımlara düşürür... Sonra da utanmadan gülerler ardımızdan! Ağzını öpeyim! Yanıldın Süheyla!
İşte ben o erkeklerden olmadığımı ispat için duruyorum deminden beri. Size yapılan haksızlıklara bir haksızlık da ben eklemeyeyim diye sana ölünceye kadar ellerimi uzatıyorum. Nejat! Aferin delikanlı! Erkekmişin hani! Ama şu gidenin nüfusunda yazılı olduğu gibi erkek değil! Çok yoruldum abi. Al çok bakalım Mustafa abi, güle güle. Sağ ol abi. Allah saadetinizi artırsın. Allah yastıkta kocatsın. Allah yengemizden ayırmasın. Allah 9 çocuk versin. Allah 9 tane... Şenene kuvvet versin. Hadi oğlum yeter. Güle güle hadi. Ölünceye kadar karımsın. Nikah kağıtlarını hazırlat bunu. Derhal mevki muameleye koydurttum. İstediğin gibi telini duvağını sürüyerek gelin olacaksın. Yavrularımız etrafımızı saracak. Bir de annenle görüşebilseydik. Üzülme. Ona da sıra gelecek. Sizi uzaktan tanıyorum. Şerefinizle bunca senedir dul yaşadınız. Biricik oğlunuzu şerefinizle mütenasip bir şekilde yetiştirdiniz. Ama ne yazık ki şu anda evinizde, oğlunuzun dairesinde nikahla almak üzere oğlunuzun bağrına bastığı genç kadın yakın bir mazide uygunsuz evlerde, barlarda vesaire yerlerde para mukabilinde erkeklerin her nevi arzularına cevap vermiş ve cevap vermekte olan bir kadın. Vakit geçmeden oğlunuzu bu felaketten kurtaracağınızı umarak şimdilik adımı vermeden size doğru yolu gösteriyorum. İnanmadığınız zaman adımı değil, kendimi de tanıyacak ve işte o zaman bu acı hakikatlere saçınızı başınızı yolarak inanacaksınız. Mektubu almış mıdır hanım teyzemiz? Almaz olur mu? Hey gidi aptal Süheylacık, bilmiyor ki kaleyi içeriden fethettik. Bana kalırsa şöyle bir şey yapalım. Onları bir arada gördüğün zaman sen Sadri, Sarı ile Niyazi'yi al, göster Süheyla'nın bulunduğu yeri. Tamam, o benim işim. Güya eskiden tanıyormuşsunuz. Yahut ne bileyim, beraber yaşamışsınız gibi kolpalar, numaralar söktürüp rahatını zehredin şuna. Çünkü bana öyle geliyor ki evrakı yakmadı o. Bir numara yapıp günün birinde o bizi yakmadan, biz onu yakalım Mahmut. Yakalım billah! Çünkü hayatımızla oynuyor bu kız. Gazinoya girdiler, çabuk ol! Oğlum bize de bakıver! Ver içim oğlum! Merhaba! Buyurunuz efendim, buyurunuz! Efendim, emriniz? İki gazoz.
O tabi. Ne kadar da değişmiş. Şimdi pas vermez elbet. Nejat, Nejat uyma. Aldı fitili. Ayrılmazlarsa o biçim olayım. Maraza çıkacak düelim. Doğru. Laf atmanın cezası çok ağır. Ne de olsa karısı sayılır. Düelim hadi. İnan ki hiçbirini tanımıyorum Nejat. Nejat. Uyuma Allah aşkına. Kavgaya başladılar. Düelim. Ne talihsizmişim Allah'ım. İyi ya. Üzülme. Üzülme Süheyla'cığım. Bugün tam 5 gün oldu evimize geleli. Bir merak edip yanına inmiyorsun. Buraya getireyim, elini öpsün diyorum. Ona da razı olmuyorsun anneciğim. Sebebi ne bunun? Belki bu sevdadan vazgeçersin diye bekliyorum canım evladım. Ah, saçımı süpürge edip bunca yıl sana babasızlığını hissettirmeyeyim diye ömrümü karattıktan sonra beklediğim gelin bu mu olacaktı? Ha benim gözüm nuru evladım. Sana ne kötülük ettim de beni ciğerimden yaraladın. Oh, ağlıyorsun. Kim doldurdu seni bu kadar? Ah anne, bir görüp inansan. Anlasan ki bu masum, bu zavallı kız dünyanın en namuslu kadınıdır. Ne diyeyim yavrum, alın yazısı bu. Ben rahmetli baban öleli, erkek olarak yalnız senin şu ipek saçlarına el sürdüm. Bağrıma yalnız seni bastırdım yavrum. Ama sen, kim bilir kaç erkeğin göğsüne başını koymuş bir kadına karım diyorsun. Zararı yok yavrum. Senin için yapamayacağım hiçbir fedakarlık yoktur. Seviyorsun demek. Kimi istersen al. Al yavrum. Tek mesut ol da benim bundan başka ne arzum kaldı ki şu fani dünyada? Ey Tanrım! Tanrım benim çilem ne zaman sona erecek? Ne zaman? Teşekkür ederim yavrum. Gelelim asıl meseleye. Çalıştığın terzihanenin ne biçim bir yer olduğunu biliyorum kızım. Ama hanımefendi. Yo yo, izaha lüzum yok. Hepsinden haberim var. Ama ne diyelim, alın yazısı bu. Rahmetli kocam bir cümle ezberletmişti bana. Kaldırıma düşen bir kadını kaldırmak, İslahı nefs etmesine yardım etmek Allah'ın da vicdanın da en salim emridir. Demek beni siz de böyle tanıyorsunuz. Ne yazık. Mesud olacağım derken boynum eğik, namusuma, sadakatime hiçbirinizi inandıramayarak bir suçlu gibi yaşayacağım öyle mi? Söyleyin oğlunuza benim yüzümden azap çekmenize razı olmasın. Gelince deyin ki evet deyin ki bu kadın lekelidir. Yakışmaz oğlum sana. Atın beni geldiğim yere, kaldırımlara. Süheyla, neler söylüyorsun? Yüzüme her bakışınızda kirli bir mazi, şüpheli bir istikbal endişesi içinde kıvranarak her gün biraz daha alçaltıp küçülteceğinize bir tek kararla yok edin bu zavallıyı. Atın beni, atın, atın. Gel Süheyla. Gel senden biraz gezelim. Hava, gel güzelim. Hayır Nejat. Benim gidilecek tek bir yerim var artık. O da mezar. Yavrum, gelinim benim.
Bak sana gelinim diye hitap ediyorum artık. Çünkü anlıyorum ki bu kadar işten, bu kadar yürekten isyan eden, ağlayan bir kadın asla günah işleyemez. Affet beni. Yaşlıyım, yaralıyım, kederlerim hudutsuzdur. Kalbini kırdımsa affet yavrum benim. Süheyla, iştahsız, küçücük, bir damlacık bir çocuk görmek ister misin? Ay nerede? Ben çocuk falan görmüyorum. Yavaş yahu, yavaş mı olacaksın? Oğlum, hayatta yemek yemenin bile bir ciddiyeti vardır. Zımzığı karpuzun imuğuna bir konu verirsin işte böyle. O et öyle yenmez, böyle yenir. Ne? İmdat, imdat! Boğulup üstüme kalacak! Senin bu takanaklarından. Bana söylemiyorsun değil mi Nejat? Kime söyleyebilirim başka? Nejat! Nejat! Çok sinirlendin. Haklısın ama söyle, benim kabahatim ne? Orasını bilmem. Yürü eve. En doğrusu bir daha çıkmayalım bir arada. Yürüsene Süheyla. Olur Nejat. Affet Süheyla'cığım. O adamları zırt zırt. Nereye, hangi eğlence yerine gitsek... omuz başımda gördükçe sinirden ifrite dönüyordum. Hiddetlenmekte haklıydım. Öp bakayım bir. Yo, ama öyle soğuk değil. Camdan öp bakayım şöyle. Canım bir. Ben hazırlanayım. İdarehanenin arabasıyla röportaj için seyahate çıkmaya mecburum biliyorsun. Dönüşte sana ne hediyeler getireyim?
Söyle Allah'a sen. Bana bütün kalbiyle inanan, itimat eden bir Nejat gelsin kâfi. Hepsi, her şey düzelecek. Üzülme karıcığım, anlaşacağız. Daha şurada evleneli ne kadar oldu ki? İleride bir de yavrumuz olacak. Ha, ister misin ona patikler, minicik entariler, oyuncaklar alayım? Düşün bir kere. Mini mini bir yavru şu eve ne büyük saadet, ne tatlı neşeler saçacak. Şöyle aramızda body body dolaşacak. Boynumuza atılacak. Giriyorsun bak. Bir tanecik Seylan benim. Ben artık gideyim. Uzun bir seyahate galiba Nejat Bey. Yok canım, şöyle birkaç gündüne röportaj için gidiyorum. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol. Yaşlı ama altın babası benimki. Şuradan pencereden bak, koskocaman bir Buick. Mükellef bir apartman dairesi. Kürkler, zinetler, lüks eşyalar. Sonra biz her akşam bir eğlence yerindeyiz. İşte adresim. Sıkıldığın zaman bize gel, sana hayat nedir göstereyim. Hizmetçim bile var. Madem ki mesut değilsin, bizimkinin bir kardeşi var. Resmini görür görmez nasıl sevdi, nasıl beğendi seni bir bilsen. Ondan yaşa, sen bir evet de, derhal emrinde hususi bir otomobil, apartman, gör rahatlığı. O bar senin, bu gazino benim. Hayır, hayır! Zehirleme beni, zehirleme, zehirleme! Ya Rabbim, ey büyük Allah'ım, şu doğan güneşin, tabiatın, insanlığın, güzel olan her şeyin yüzü suyu hürmetine, cinsimin vakit vakit kararsızlık geçiren zayıf anlarından muhafaza buyur. Uçurumlardan kurtar Allah'ım, kurtar. Kurtar beni Allah'ım, kurtar. Süheyla yavrum, nem var? Bu gece gelemedim, ona mı gücendim? Gazetecilik bu. Matbaa işleri, yazılar falan derken bazen sabaha kadar sürebiliyor işte, görüyorsun. Söyle bir tanem, nem var? Hiç, hiç. Hiç. Mesut değil misin sevgilim? Çok. Çok. Beni korkutacak, beni mahvedecek kadar fazla. Fazlasıyla mesudum. Mesudum, mesudum. Mesud olan bu kadar gözyaşı döker mi? Ne oldu şu birkaç gündür? Sıkılıyorsun. Ah. Doğru. Layıkıyla yaşatamıyorum değil seni. Geçen de fazlasıyla kırdım. Değil. Biliyorum ama sen de sebeplerini bir bilsen. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Hayır. Hayır, değil öyle. Evet öyle.
Utanıyorsun benden. Utanıyorsun, utanıyorsun. Süheyla. Süheyla, dinle beni. Gitmeye mecbur olmasam işim ne servis sarayında? Güzellik kraliçesi seçilecekmiş. Var mı bana bir faydası? Meslek işte anneciğim. Biraz kırgın gibi görüyorum bu kızı bana. Ne dersin anneciğim? Süheyla'nın yanından bir saniye ayrılma diyor şeytan. İçimde öyle garip hisler var ki. Ne olur anneciğim, göz kulak oluver. Sen merak etme yavrucuğum. Çok seviyorsun ha? Bu kadar çok. Hı hı. Bir de yavrumuz olacak. Tanrı mesut etsin evladım. Bir torun büyük anneler için ne saadet. Zaten ona da ömrüm olursa siz bakacak değilsiniz ya. Siz çocuk bakmasını ne bileceksiniz? Benim altın kalpli anneciğim. Seni anlamayan hakkında ne yanlış hükümlere varır? Sağ ol evladım. Allah işlerinde muvaffakiyetler ihsan etsin. Amin. Sağ ol çocuğum. İçki bol. Hizmetçim, lüks apartmanım, kürklerim, ziynet eşyalarım, koskocaman arabam. Her şeyim, her şeyim var. Sen bir evet de. Bizimkinin kardeşiyle flört edersin. Bak nasıl şahane yaşarsın. İşte adresin. Apartman, kürk, ziynet eşyası, raks, eğlence, içki. Hayat budur işte. Gel. Gel Süheyla. Madem ki mesut değilsin, seni biz mesut edelim. Biz yaşatalım. Lüks hayat. Lüks hayat. Gel Süheyla. Gel. 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 Gece yarısı nereye böyle? Nereye Süheyla? Bilmiyorum. Düşünemiyorum. Mesut değil misin? Uğrunda dünyayı vermeye hazır olduğun biricik yavrumu sevmiyor musun? Çok. Pek çok seviyorum. O halde nereye gidiyorsun kızım? Niçin gidiyorsun? Sebep ne? Bilmiyorum anne. Bir şey sürüklüyor beni, bir kuvvet. Ama ne? Bilmiyorum. Keşfedemiyorum. Akıl erdiremiyorum. Yavrum benim, gelinim. Biliyorum seni sürükleyen kuvvetin ne olduğunu. İzzet-i nefsin. Ağır geldi sana sözlerimiz, hareketlerimiz. Ama tahammül edeceksin. Lüks, ihtişam vaatlerine kapılmayacaksın. Çünkü sen artık sadece bir kadın değilsin. Yakında anne olacaksın. Nur topu gibi yavrun olacak. Hakkın yok bize kızıp da o yavruyu kaldırımlarda doğurmaya. Kendi zevklerin, kendi emellerin için o yavruyu inletmeye, ağlatmaya hakkın yok. Tam 25 sene yavrum. Bak 25 senedir ben yavrum için kadın olduğumu bile unuttum. Evlenmedim. Biz kadınlar sadece yaşamak için değil, yaşatmak için de bu dünyaya geldik. Benim en büyük emelim yavrumdu. Erkekler ne bilirler ana nedir? Onlar bizi yalnız kadın olarak tanırlar. Kollarının arasına alarak yalnız kendi emelleri için bize sarılırlar. Ama biz yavrularımız için yaşamalıyız. Ah, bak çocuğum. Otur şöyle. Şu yaş dolu gözlerime iyi bak. Felakete uğrayan bir kadını başka bir kadın daha iyi anlar. Çünkü ikimiz de anneyiz. Sana dize gelerek yalvarıyorum Süheyla. Süheyla gitme kaldırımlara. Şu anda sana yalvaran sadece ben değilim. Karnındaki saçı bitmedik yavrundur. Bu masum yavrucukların gözleri bizim üzerimizdedir. Hep annelerinin gözlerinin içine bakarlar. Süheyla, kaldırımlar birer cehennem yavrum. Ya çocuğun da kaldırımlar üzerinde hayata gözlerini açarsa? Memnun olur musun? Yetişip büyüdüğü zaman sarhoşlar, serseriler yavrunla oynamaya kalkarlarsa hoşlanır mısın? Hayır.
uçurumlara düşerse yavrum, senin gibi ağlar inlerse dayanabilir misin? Allah göstermesin. Yeter, yeter anne, sus. Kalıyorum, evet. Yavrum için. Bundan sonra ben yavrum için yaşayacağım anne. Ver ellerini öpeyim. Beni saçı bitmedik yavrumu sen kurtardın. Sen de benim yavrumum, Nejat'ımı kurtardın Süheyla. Çünkü seni o kadar seviyor ki. Bu da kim? Fitil gibiyim Halimallah, fitil! Nereden inceldiyse oradan kopsun. Çıkart evrakı, çıkart! Bu ne küstahlık? Gece yarısı kimdir bu sarhoş? İşte hayatımı mahveden ırz düşmanı budur anne. Evrakı diyorum, evrakı! Benim tekrar kaldırımlara çeken kuvvet budur anne, bu! Polis! Polis! Bul evrakı! Polis! Hangi taşın altına, hangi kovuğun altına sakladınsa bul! Yaktım diyorum, yaktım! Yemin ederim ki yaktım! Tanımam diyorum! Yaktınsa küllerini, tortusunu, parçasını görmek istiyorum! Bul! Bul hadi! Biri geliyor galiba, tüyelim! Sana evrakı çıkartıyorum! İmdat! Parçalayacağım seni kadın! Yaktım diyorum, yemin ederim! Çıkart! Gelsin ha! İçeride kıyamet kopuyor! Dayak yiyor galiba! Kurtaralım mı dersin? Kurtaralım yahu! Anne! Bana vurun! Dövecekseniz beni dövün! Vurmuş Allah vuracağı kadar! Bir de siz vurun! Çekil Süheyla! Süheyla çekil! Çok sarhoş Nejat! Nejat başını derde sokma hiç! Ah! Süheyla! Süheyla! Bırakın beni! Sarhoş! Sarhoş! Bırak yavrumu! Patron! Tüyelim patron, suçlu düşeceğiz! Faniye! Çabuk kırın şunu! Hadi davranın! Davranın çabuk! Çabuk! Öyle bir çivilemişsiniz ki! Hadi! Hadi! Yok canım! Öteki göz! Öteki! İyi çabuk! 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 İşte çekti! Ben bir de öteki odaya bak. Bak hadi! Testisi su yolunda kırılır. Alma mazlum ahını, çıkar aheste aheste. Doğru. Ne ekerse onu biçer insanoğlu. Ne ekerse onu biçer. Gördün mü kızım? Hepimizin gayreti kimin içilmiş? Bu yumurcaklar için. Yavrumuz için. Haklısın, yavrum için. Yavrum için.